Hepinize merhabalar. Temmuz ayı enflasyon verilerini aldık TÜİK'ten. Oldukça önemli bir ay. Çok yüksek oranda bir enflasyon beklentisi vardı. %9'un üzerindeydi piyasa beklentisi. Nitekim %9,5'luk bir rekor denebilecek Temmuz ayı için enflasyon oranıyla karşılaştık. Yıllık enflasyon da %38,2'den 47,8'e yükselmiş oldu böylece. %50'ye yakın bir seviyeye geldi. Nedeni de Temmuz ayında gerçekleştirilen zamlar. Bunların başında tabii akaryakıta yapılan ÖTV artışı, akaryakıt üzerinde yapılan ÖTV artışının yanı sıra KDV zammı çok fazla sayıda ürün grubunu etkilemiş durumda biliyorsunuz. Onun dışında asgari ücret artışları söz konusu oldu. Personel maliyetlerinde artışlar söz konusu oldu dolayısıyla. Ve tabii kur geçişkenliği. Kurda Haziran ayında %17'nin üzerinde bir aylık artış görmüştük. Sepet kurdan bahsediyorum. Dolar ve TL'nin %50 ağırlıkla içinde bulunduğu sepet kur %17'lik bir artış göstermişti. Temmuz ayında da %15 daha, bunun üzerine %15 daha bir artış söz konusu oldu. Dolayısıyla kur geçişkenliği biliyorsunuz sadece tek bir ayda gerçekleşmiyor. Sonraki aylara sarkan bir geçişkenlik söz konusu oluyor. O yüzden de Temmuz ayında hem Temmuz ayındaki artışlar hem de Haziran'dan gelen geçişkenliği taşıdı bütün fiyatlar içerisinde. Bu yüzden de enflasyonda çok önemli bir sıçrama gördük. Detaylarına baktığımız zaman yine gıda, ulaştırma ve de lokanta ve otellerin ön planda olduğunu görüyoruz. En büyük katkı gıdadan gelmiş durumda. Aylık enflasyona aslında en büyük katkı 2.77 puanla, 9.5 puanın 2.77'si ulaştırmadan geldi. Ancak yıllık enflasyona baktığımız zaman 15 puanın üzerinde bir katkının gıdadan geldiğini görüyoruz. Bunlar böyle olağan şüpheliler şeklinde aylar içerisinde takip ettiğimizde hep en önde olan sektörler. Lokanta ve oteller çok ciddi bir katkıda bulunuyor enflasyona. Yıllık enflasyonu da lokanta ve otel hizmetlerinin %80'in üzerine çıkmış durumda. Kira enflasyonu yine çok belirgindi biliyorsunuz. Hizmet fiyatları altında, hizmet enflasyonu altında. Orada da %75,9'luk bir enflasyon vardı. %81,7'ye yükseldi Temmuz ayında. Bunları toparlayacak olursak yapılan zamların yanı sıra ikincil etkiler dediğimiz yani hizmet fiyatlarına yansıması enflasyonu yukarı itiyor. Ve de biliyorsunuz hizmet sektöründe önemli katılıklar görüyoruz. Burayı da besliyor. Bu zamlarda ilk etkiler evet fiyat şoku niteliğinde Temmuz ayında görülecek. Ancak sonraki aylarda ikincil etkiler üzerinden yapışkanlık söz konusu olmasını bekleriz. Özellikle hizmet fiyatları üzerinde. Burada değinmemiz gereken bir diğer önemli sektör sağlık sektörü. Sağlık sektöründe yapılan zamlar söz konusuydu biliyorsunuz. Temmuz ayı içerisinde bir de kur ayarlaması söz konusuydu. Dolayısıyla buradan da önemli bir şey gördük. Yıllık enflasyona aylık enflasyon %17 ile ulaştırma ilk sırada ama ardından hemen sağlık geliyor. %13 küsurluk bir enflasyon oranıyla nitekim hizmet sektörüne de tabii yansıması olacak bunun önümüzdeki aylarda. Ağustos ayında da artış göreceğiz yıllık enflasyonda. Dolayısıyla %50'lere daha netleşmedi tahminler ama %50'yi aşan bir enflasyon oranıyla karşılaşabiliriz. Nitekim enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın meşhur bir grafiği var. Kendi tahmin patikasını paylaşıyor. Burada 3. çeyrek itibariyle %50'nin üzerinde bir enflasyon beklentisi var Merkez Bankası'nın da. %58 olarak da biliyorsunuz yıl sonu beklentisini paylaşmıştı. Piyasa beklentisine de çok yaklaşmıştı bu oranla. Önümüzdeki aylarda para politikasının sıkılaştırmanın devam ettiğini göreceğiz. Ancak bugüne kadarki atılan adımlar ve adımların hızı burada sınırlı miktarlarda artışlar söz konusu olacağını gösteriyor. O yüzden de para politikası artışı, faiz artışı dolayısıyla önemli bir frene basma, talebi baskılama görmeyeceğiz gibi görünüyor. Ancak politika faizi aracılığıyla makro ihtiyati tarafta özellikle de tüketici kredisi risk
ağırlıklarının arttırılması BDDK tarafından ve çeşitli gruplarda mal ve hizmet gruplarında taksit sınırlaması gibi önlemler talebi baskılayacaktır. Ayrıca da kredi kartı kullanımı ile ilgili biliyorsunuz faiz artışları söz konusu oldu. Bunlar da yine talebi kısacak nitelikte olacak. O yüzden de politika faiz aracılığıyla değil ama diğer piyasa faizlerindeki artışlar aracılığıyla talepte bir düşüş görmeyi bekliyoruz. Buna rağmen maliyet artışları ve özellikle bu kur geçişkenliği ve de ikincil etkiler yüksek tutmaya devam edecek. Burada çekirdek enflasyona da değinmek isterim. C endeksini takip ediyoruz yakından, B ve C endeksini, ama C endeksi enerjinin tamamı, gıda ve alkollü alkolsüz içeceklerin tamamı, altın ve tütünü hariç bırakıyor toplam tüfe endeksinden. Burada da 53.9'dan, özür dilerim, 47.3'den 56.1'e bir artış gördük C endeksinde. Oldukça önemli bir artış, yüksek oranda bir artış. Bu tarafta daha önceki aylara baktığınızda manşet enflasyondaki düşüşe çekirdek enflasyonun çok katılmadığını görüyorduk. Çünkü enerji fiyatlarındaki düşüş dolayısıyla daha çok çekirdek enflasyonda düşüş görülüyordu ikincil etkiler üzerinden. Ancak şimdi bütün gruplarda, özellikle de vergi düzenlemeleri nedeniyle bütün gruplarda artış söz konusu oluyor. Temel mal, temel hizmetler hepsinde enflasyonun hızlanmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da yıl sonu beklentimiz bizlerin de Merkez Bankası'na yakın şekilde gerçekleşecek. Ancak bu düzenlemelerin etkisini çok hızlı bir şekilde almamız ve yeni düzenlemelerin gelmesi, talep koşulları ile ilgili ekstra sıkılaştırıcı önlemlerin gelmesi bu tahminlerde revizyona neden olabilir. Ancak şu an için bu göstergeler itibariyle ve Merkez Bankası'nın yaptığı yönlendirme itibariyle önümüzdeki dönemde de enflasyonda artışların devam edebilir. Bu kadar yüksek olmayacaktır. Temmuz ayı muhtemelen aylık enflasyon anlamında göreceğimiz en yüksek oran olacak. Ancak yıllık enflasyonda kademeli artışların devam ettiğine şahit olacağız. Enflasyonla ilgili kısaca notlarımız bu şekilde. Önümüzdeki dönemde yeni gelişmelerle bu tahminlerin değişip değişmediğini ve para politikasının ne yönde şekillendiğini yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Görüşmek dileğiyle, hepinize iyi günler.